Tekrar birlikteyiz. Ana Haber sürüyor sevgili seyirciler. Ekonomi konuşacağımızı söylemiştim bu saatte. Siyasetteki hareketlilik sürerken bir yandan da göz ardı edilmemesi gereken ekonomideki kara tablo var tabii. Buna ilişkin çeşitli rakamlar var, açıklamalar var, ayrıntılar var. Hepsini konuşacağız. Konuğum CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aykut Erdoğdu. Sayın Erdoğdu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Haberler iyi değil. Ekonomiye ilişkin bunları konuşalım istiyoruz. Ne anlama geliyor bu rakamlar, bu zamlar? Önümüzde kara bir tablo var. Ekonominin yeni patronu damat Berat Albayrak var. Neler yapabilir? Ekonomi düzlüğe çıkar mı? Hepsini konuşacağız ama ben önce vatandaşın cebini ilgilendiren zamlarla başlamak istiyorum. Elektrikten doğalgaza tutun simite kadar artık. Hani sokakta karnımız acıktığında hiç paramız yoksa bir tane simit alıp yiyeyim, açlığımı yatıştırayım diyebileceğimiz simit bile neredeyse 2 liralara vardı. İşte gerekçe susam, pekmez ve una gelen zamlar. Elektrik, doğalgaz yine çok ciddi fahiş bir zam var. %50'ye yakın, %49,5 oranında. Ne yapacak bu millet? Geliri işte hep diyoruz ya. Kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorlar. Hakikaten öyle. Açlık yoksulluk sınırı sürekli tırmanıyor. Öte yandan işte bu dövizdeki artış tabii ki bütün kalemlere yansıyor. Hani AKP hükümeti diyor ya dolarla mı alışveriş yapıyorsunuz? Ya da aktroller diyor ki dolara gelen artıştan size ne? Dolarla mı alışveriş yapıyorsunuz? Böyle mi hakikaten? Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet memleketimizde şartlar çok ağır. Moralimizi bozacak bir sürü gelişmeyi üst üste yaşadık. Normaldir hepimizin moralinin bozuk olması, umudunun azalması ama bunu bir umutsuzluk haline düşürürsek yok oluruz. Onun için bütün bu koşulları bilerek ama umudumuzu yüksek tutmak zorundayız. Çünkü umut biterse yaşam biter. Özellikle biliyorum ki bize bu konuda çok sorumluluk düşüyor. Evet bize çok öfkelendi özellikle seçmenimiz bunun da farkındayım ama şunun da bilinmesine en azından da yine de işte bir miktarda sevilen bu partinin evlatları olarak Mustafa Kemal'in askeri olarak şunu söyleyeyim sorumluluklarımızın farkındayız ve hepimiz umudu yüksek tutmak zorundayız. Biz de bizi seven insanların umuduna ihtiyaç duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız diyerek sorunuzdan başlayayım. Bize ne döviz yükseliyorsa? Doğru değil. Yani sonuçta AKP'ye oy veren de bu ülkenin yurttaşı ve bu kanalı da izlediklerini de biliyorum. Şöyle doğru değil, dövizin yükselmesi bizi çok ilgilendiriyor. Hı hı. Niye ilgilendiriyor onu söyleyeyim. Biz bu ülkedeki üretimimiz dövize bağlı. Yani biz bu ülkede ne üretiyorsak az veya çok ithal ediyoruz. Onun için döviz yükseldiği zaman üretimde kullandığımız birçok girdinin, mesela birçok girdinin doğalgaz, petrol, enerji, aramalı, teknoloji, bilgisayar, cep telefonu hepsini ithal ediyoruz. Dövizin fiyatı yükseldiğinde bunların da fiyatı yükseliyor. Bir doğrudan mesela diyelim ki cep telefonu alacaksınız. Cep telefonun fiyatı yükseliyor ama simidin fiyatı da yükseliyor. Çünkü simite ne lazım? Un lazım. Un için ne lazım? Buğday. Buğdayın gübresi ithal. Buğdayı ekmek için kullandığın traktörün yakıtı ithal. Fırına gidiyor pişirmen için gerekli doğalgaz ithal. Sonuçta simitten cep telefonuna kadar her şeyin fiyatını yükseltiyor demektir dövizin yükselmesi. Dövizin yükselmesi bizi çok ilgilendiriyor. Peki bu böyleyse o zaman döviz niye yükseliyor diye bakmak lazım. Dövizin yükselmesi de şu şimdi siz diyelim ki İngiltere'siniz ben de Türkiye'yim. İkimizin evet. de bir para birimi var. Sizde enflasyon %2, bende enflasyon %20. Benim param %20 değer kaybediyorsa yani enflasyon olduğu için çünkü her şeyin malın fiyatı artıyorsa senin paranın değeri düşüyor. Benim param senin paran karşısında bu kadar değer kaybeder. Demek ki neymiş? Bir ülkede enflasyon varsa senin paran diğer ülkenin parasına göre döviz değeri düşüyor demektir. Yani böyle batılı güçlerin oyunları falan filan değil. Senin ülkende enflasyon oluşuyor. Evet. Peki enflasyon niye senin ülkende oluşur? İki tane şeyden enflasyon oluşur. Bir, diyelim ki burada 5 kişiyiz. Ortada da bir tane simit var. Şimdi hepimiz o simidi almak istiyoruz. Birimiz diyoruz ki 1 lira. Öbürü diyor ki ben 1 lira 100 kuruş veririm, 1 lira 200 kuruş veririm, 1 lira 300 kuruş veririm, 1 lira 400. Sonuçta hepimiz almak istediğimiz için bir tane de simit olduğu için talebimiz normalin fiyatını yükseltiyoruz. Bu talep enflasyonu. Evet. Bu seçim döneminde oldu. Seçim döneminde seçmenin oyunu alabilmek için parayı dağıttılar, üretim az, herkes almak isteyince talep enflasyonu oldu.
Seçim bittikten sonra bu talep, enflasyon yükselince ne oldu? Kurlardaki değer kaybımız başladı. Evet. Bu sefer ne oldu? Kurdaki değer, yani kur yükselince bu sefer ithalatımız pahalılandı. Hı hı. Maliyet enflasyonu oldu. Bakın Türkiye'de bugün enflasyon 15.23. Tüketici enflasyonu. Ama turbun büyüğü heybede üretici enflasyonuna baktığınızda 24 puan. %24 üretici fiyatı enflasyonu var. Yani diyor ki sana mal satacak olan üreticilerin, fabrikaların, KOBİ'lerin mal alırken üretim yapmak için aldığı malların fiyatı %24 daha arttı. Seninki %15. Bu adam sana satarken bunu yansıtacak. Bu demek ki enflasyon yükselecek demek. Yani bizim hayatımız daha pahalı olacak. Gelirimiz hemen hemen sabit, karımız sabit. Fiyatlar artıyor. O ne demek? Daha önce 1 kilo peynir alıyorsan 800 gram alacaksın. 1 kilo zeytin alıyorsan 800 gram alacaksın. İşte tatile gidemeyeceksin. Yani. İşte arabanla gidiyorsan bilmem. Oradan buradan bütçenden tasarruf etmek zorundasın. Ne demek? Ücret ve düşük kar grupları, yani halkımızın %99'unun hayat kalitesi aşağı doğru düşecek demek. Onun için hani başına gelelim, size ne döviz kurundan diye bir şey yok, hepimize döviz kuru çok önemli. Şimdi bugün çok önemli bir şey oldu, doğalgaz, elektrik üretim amaçlı doğalgaza %49 oranında zam yapıldı. Evet. Şimdi bu ne demek? Bana doğalgaz satan, elektrik satan şirket nasıl elektrik üretiyor? İşte doğalgaz çevrim santralleri var. Doğalgaz alıyor, yakıyor, oradan elektrik üretiyor, elektriği bana satıyor. Evet. Şimdi adamın girdisi %50 artmışsa ne olacak? Bana sattığı ürünün de fiyatı %50 artacak. Yani demek ki elektrik fiyatlarına büyük bir zam kapıda. Hatta belki %50'den daha büyük bir zam. Başka bir bilgi vereyim. Ne diyor ki? Enerji şirketleri diyor batmak üzere, değil mi? Türkiye'de iki tane sektör çok zor durumda. Biri konut, diğeri enerji. Demek ki %50'nin üzerinde bir fiyat zammı yapacak. Şimdi düşünün, doğalgaz zamlanmış, elektrik zamlanmış. Bu demek ki iğneden ipliğe, simitten cep telefonuna her şey zamlanacak. Yani enflasyon, bugün Merkez Bankası açıklama yapmış. Ya baktım Merkez Bankası Başkanı'na üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yani diyor ki biz 8 bekliyorduk enflasyonu, yanılmışız diyor. Bakın %10 hedef şaşar. %8 yani 9 olur enflasyon. Hadi evet. Ya %65, %13,5'a çıkardı hedefini ama piyasa beklentisi 18,5. Bu zamlardan sonra 20'yi de geçecek demek. Peki bu Merkez Bankası'nın bir açıklaması var, onu soracağım. Tamam. 2018 yılı için %8,4 olan enflasyon tahmini %13,4 olarak öngörüyor. Bu gerçek bir şey mi ya, olabilir bir şey mi? Ya olmaz. Birincisi %8 öngörüyorsan, yani Merkez Bankası ne olmuş canım, hata yapmış, %8 öngörmüş diyemezsin. Merkez Bankası'nın bu hedefi döviz kurunun ne olacağından tutun, bilmem ne bankasının yapacağı bütçeden çıkın, bilmem ne bakanlığının ödeneğine kadar herkes hesabını buna göre yapar. Şimdi bu %100 sarpmış, hatta %150 sarpacak. Şimdi diyor ki ben bunu 13,5 öngörüyorum. Ya sen nasıl 13,5 öngörüyorsun? Piyasa 18,5 diyor. Hele gelen bu zamlardan sonra 20'yi geçecek demektir enflasyon. Evet. Şimdi sen Merkez Bankası olarak böyle yaparsan millet ne yapsın? Yani çadır devleti miyiz biz? Mesela Amerika'da ben bakıyorum, beklenen %2,321, gerçekleşen %2,326. 10 binde 5 sapıyor. Ya bizde %70, %80, hatta şimdi %150 sapacak. Ama biz çadır devleti değiliz. Ama şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına bakıyorum, çaresiz. Vallahi konuşma metnini bugün aldım, okudum adamın. Yani şöyle bakıyorum adamın söylediklerine. Mesela bir cümlesini okuyayım. Diyor ki, buna ilave olarak yurt içi belirsizlikler ve cari açık ile enflasyonda görülen yükseliş, Türkiye'nin ülke riski primi ile döviz kurlarına dair göstergelerin olumsuz ayrışmasına yol açtı. Şimdi normalde bir şey anlaşılmıyor değil mi? Evet. Ben size ne dediğini anlatayım. Yani teknik olarak siz onu uzmanlayacağınız şekilde. Diyor ki, bir cari açığımız çok yüksek. Ya milletten sürekli borç alıyoruz biz diyor. Yani gidip başka milletlerden para dilemiyoruz. Evet. Ya bundan daha kötü diyor. Yurt içi belirsizlikler. Ya öyle bir iktidarın eline düşmüşüz ki kimse önünü göremiyor diyor. Ve bundan dolayı diyor ülke risk primimiz. Şimdi ülke risk primi şu demek, iflas riski, CDS diyorlar buna. Bir ülkenin iflas riskini borcunun üzerine koyarlar. Normalde Fransa'da bu işte 30 puandır. Diyelim İngiltere'de 35 puandır. İsveç'te 10 puandır. Bizde ne kadar? 300 puan. Yani biz 100 lira borç alıyoruz ya. Biz 3 puan ülkemiz iflas eder diye. Yani artık Türkler iflas ediyor demektir bu.
300 bas puan Afrika ülkelerinin gerisindeyiz. Bizim ülke riskimiz var. Adam diyor ki işte bütün bunlar yüzünden bunlar oldu. Ve diyor ki ben diyor para politikası için ne yapayım diyor. Elim kolum bağlı. Ya ben bir de bir şey yapamam ki, böyle bir hükümet var diyor. Ona da maliye politikası diyor. Böyle maliye politikası uygularsan ben ne yapayım diyor. Kur da artar, faiz de artar, hedefte tutturamam. Şu günkü Merkez Bankası Başkanı'nın konuşma metnine baktığımda harbiden Türkiye'nin şeyini, resmini ortaya koymuş. Adam diyor ki yurt dışında işler çok kötü zaten. Niye yurt dışında işler çok kötü? Bir diyor, bu Amerika parayı bastı Avrupa'yla kendi ekonomisini kurtarmak için. Çünkü onlarda bir durgunluk vardı. Durgunluğu aşabilmek için millete para dağıttılar. Şimdi onların ekonomisi düzeldi. Başta Amerika işler çok iyi gidiyor. Bastığı parayı geri istiyor şimdi diyor. Artık eskisi kadar para yok. Biz diyor o para bolken aldık, borçlandık da harcadık. Harcadık da harcadık. Götürdük inşaata, betona gömdük parayı. Şimdi adam parayı istiyor. Ben de çok borçluyum. Ne yapacağım ben diyor. Bir de bunun üstüne diyor petrol, altın, bakır, yani emtia fiyatları ve enerji fiyatları çok yükseldi. Kardeşim bu da yetmez. Böylesine berbat bir hükümet var diyor. Belirsizlikler çok yüksek diyor. Seçim için diyor bu ülkenin anasını ağlattınız diyor. Ben ne yapayım? Yani metnin özeti böyle bir şey. Şimdi bunu da söylüyorum. Şimdi gider de bu Merkez Bankası'nın iyice ipini çekerler de. Ben de hani Merkez Bankası Başkanı'na şunu söylüyor. Ya bu konuşma metnini vereceğine istifa metnini ver ya. Yani. Onu da şöyle uyarıyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı olmak çok hoşuna gidiyor olabilir. Bu ülke çok kötü bir yere gidiyor. Buna itiraz etmediğim, o görevde kaldığın sürece bu suçun ortağısın. Vebalin. Ben bürokratlıktan geliyorum. Ben asla böyle bir şey yapmazdım. Benim tavsiyem. Bak bu ülke çok kötü bir noktaya gidiyor. Yani öyle bildiğimiz 2001 krizlerinden falan bahsetmiyorum. Onu detaylı anlatırım. Ben Merkez Bankası Başkanı'nın yerinde olsam istifa ederim. Yani bu aşamadayken. Şu konuşma metnini yazacağıma. Ya ben böyle o baktım. O kadar vahim yani. Acıdım ya, gerçekten evet, üzüldüm evet. Ya. Yazık, acziyet. Günah. Yani satır aralarında durumu anlatmaya çalışmış. Ya madem böyle bir şeyse sen niye bu riski alıyorsun? Yazık, günah değil mi? Sana da yazık ya. Niye bu yükün altına giriyorsun? Şimdi ilginç bir açıklama daha var. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İcra Direktörü Güven Sak'tan çok ilginç bir benzetme yapmış. Macbeth'teki üç cadının kehanetlerine benzetmiş Türkiye'deki bu ekonomik durumu. Ve diyor ki gelen üç kötü şeyi görüyorum. Özel sektör borçları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ve konut fiyatlarındaki çöküş. Bir de tabii bu dış politikaya bağlı olarak biliyorsunuz bu Ralph Brunson davası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ciddi yaptırım konusunda tehditler geliyor. Biz her ne kadar işte kabul edilemez falan desek de yapabilirliğini gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri. Söylemi bu. Önce bir şey söyleyeyim. Benim Halk TV'ye bir tavsiyem var. Muhakkak bir ekonomi programı yapın. Çünkü önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye'de Emin Bey yapıyor. Şimdi tatilde. Emin Çapa süper adam. Evet. Süper, bu kadar güzel ekonomiyi anlatmak, basitleştirmek. Ama halkın bir de evet, yani bundan sonra ekonomi konuşacak. Şimdi evet, gelelim Güven Hoca'nın söylediklerine. Özel sektör borçları. Türkiye'deki saatli bombadan bir tanesi özel sektör borçları. Eskiden 2001 yılı krizinde devletin borcu vardı. Biraz da bankalar kötü durumdaydı. Hemen devletin borçlarını biraz toparladığınızda, bankaları biraz düzelttiğinde şey yapıyordu. Şimdi kriz eskiden bankalardan gelirdi, şimdi reel sektörden geliyor. Ve buradaki borçtaki kötü olan şey şu, bunu da AKP çok bilinçli bir şekilde yaptı, borç döviz borcu özel sektörü. Yani normalde Türkiye'deki Cumhuriyet'ten beri kurulan ekonomi sisteminde Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı kanun vardır. Bir de ona ilişkin 32 sayılı karar vardır. Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir bu iki mevzuat. Derdi ki bir şirket döviz kazanıyorsa dövizle borçlanabilir. Çünkü döviz kazanıyor. Ama bir şirket döviz kazanamıyorsa o şirketin dövizle borçlanması yasaktır veya sınırlandırılmıştır. Bunu da şunun için söylüyordu. Ya ülke ekonomisini bu kadar dolarize edersen, bu kadar dövize bağlarsan bir kur riski olursa çökersin. AKP 2009 yılında bunu kaldırdı. Bugün itibariyle baktığınızda 300 milyar dolara yakın döviz borcumuz var. Ve şirketlerimizin çoğunun döviz kazancı yok. İnşaat şirketi konut yapmak için gitmiş 100 milyon dolar borç almış. Şimdi konutu TL ile satıyor, konutu da satamıyor. Borcu dolarla. Bu ne demek? Kur bu kadar yükselince kur farkından şirketler iflas edecek. Telekom böyle iflas ediyor mesela. Bütün şirketlerin muhasebesine baktığınızda o binlerce çalışanlarıyla yüz binlerce çalışıyorlar, didiniyorlar, faaliyet kârı var. Kambiyo zararı geliyor. Yani senin 100 milyon dolar borcun vardı. Kur 3 liraydı. Senin borcun ne yapar? 300 milyon TL. Senin 100 milyon dolar borcun var, kur oldu 5 lira.
Ne oldu senin borcun? 500 milyon TL. 200 milyon lira kur farkı yazdın demektir. E, faaliyet gelirlerinin hepsini aldı, götürdü. Şimdi senin diyelim ki 1 milyon dolar kredi taksitin var. Normalde 3 milyon lira ödeyeceğim diye hesap yapmışsın. Satışlarına TL üzerinden kur 5 lira olunca 5 milyon lira ödemek zorundasın. Şirketlerimiz batıyor, patır patır batıyor. Evet. Şimdi gelelim ikinci meseleye. En büyük sorun nerede? Konut sektöründe. Niye konut sektöründe büyük sorun var? Birincisi zaten dövizle borçlandırdılar. İkincisi bütün parayı betona gömdürdüler bize. Bir de kendi müteahhitlerine imar yolsuzluklarıyla para aktarırken herkes oraya atladı. Bizim sanayiye gitmemiz gereken fonlar İstanbul'da bu milli gelir seviyesinde, bu kişi bir gelir başı gelir seviyesinde satamayacağımız konutlara gitti. Bir konut 1 milyon lira. Ya bakın, bir tane doktorun maaşı 5 bin lira. Bir doktor 12 ayda 60 bin lira kazanır. 10 yılda 600 bin lira kazanır. Yaklaşık 18 yıl bütün maaşını verecek İstanbul'da amca 1 milyon lira ortalama bir konut alsın. Evet. Böyle bir konut fiyatı olur mu? Yani olmaz. Şimdi akla bunu, mantığa uygun şimdi değil. Bakın, bunu normalde uzun vadeli kredilerle satıyordu şirketler, evet, değil mi? Evet. Ama senin bir ülkede uzun vadeli yatırım yapabilmen için güvenli, ya ben bu konutu 1 milyon lira alacağım, seneye 1 milyon 50 bin olacak, 10 sene sonra 1,5 milyon olacak, paramın değeri ezilmeyecek demen lazım. Şimdi insanlar bu ülkeye baktığında geleceği görebiliyor mu? Göremiyor. Her şey alt üst olmuş. Yani tek adam rejimi gelmiş. Hukuk devlet yok. Yabancılar bu ülkeden kaçıyor. Yani iflaslar kapının içinde. Kimse konut satabilir mi? Satamıyor. Satamayınca konut şeyleri elinde kalıyor. Şimdi inşaat şirketi bunu nasıl yapmış? Gitmiş bankalardan kredi almış. Onunla arsa almış. Onunla çimento almış. Demir almış. İşte iş dizaynını yapmış. Konutu yapmış. E satamıyor. Satamayınca kredi taksitini ödeyemiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük inşaat şirketleri İflas etmiş durumda. Bunu ertelemeye çalışıyorlar. Çünkü bu sektörde itibar çok önemli ama en büyük inşaat şirketlerinden bahsediyorum. Evet. Kalanları da yeniden yapılandırma üzerine bankaların kapısında bekliyor. Ve bankalar çok acımasız davranıyorlar. Çünkü bankalar geleceği görüyor. Bunların hepsi profesyonel iktisatçı ekipleri var. Geleceği gördüğü için mesela adam diyor ki benim 100 tane konutum var. Ya ben bunları 1 milyondan satıyorum. Sen bunu 500 binden değerlemişsin. 50 milyon eder. Ya arkadaş, benim sana 15 milyon lira borcum var. Şu teminatları çöz, yeni kredi alayım. Hayır diyor, banka çözmüyor. Banka da sıkmış bunların boğazını. Yani piyasada bunu görüyoruz. Peki bunu çözebilirler mi? Hayır, çözemezler. Güven Hoca'nın söylediği, konuttan geliyor dediği şey. Şimdi bir kriz olduğunda ne olacak? Şimdi gitti. Adam diyor ki benim 1 milyondan 100 tane konutum var. Banka buna el koyacak. Banka buna el koyduktan sonra ne olacak? Bunu satacak ki borcunu alabilsin. Çıkardı şeye, piyasaya satmaya çalışıyor. Kimse de para var mı alacak? Yok. Yok. 1 milyonluk konut 200 bin liraya satılacak. Bu zaman ne oluyor? Varlık fiyatları kafa üstü geri düşecek. Hepimizin konut, köpük diyorlar buna. Zaten bir köpük oluştu. Köpük ayrıldığında sen bütün paranı toplamış, 500 bin liraya bir ev almışsın. Şimdiye kadar da 5 yıldır da taksitini ödüyorsun. Bir bakacaksın senin evin 200 bin lira olmuş. Varlık fiyatlarındaki düşüş de bu. Senin evin 200 bin lira olunca ne olacak? Bütün bankadaki teminat olarak bu gayrimenkuller yok mu? Toplamda Türkiye'de diyelim ki 3 katrilyon toplam kredi var. Bunların da karşılığında 3 katrilyon teminat var. Bütün varlık fiyatları yarı yendiğinde ne olacak? Teminatsız kalacak krediler. Asya krizi. Evet. Şimdi bu ülkenin bir tek riski. Şimdi bakın, buradan sadece risk gelmiyor. Bir diğer riskimiz nereden geliyor? Cari açık meselesinden geliyor. Biz şimdi AKP seçmeni kandırabilmek için habire ekonomiyi büyütüyorum, habire para bastı, millete dağıttı, vergileri öteledi, KGF'yi bastı, bastı da bastı. Bu ne oldu? İç tüketimi canlandırdı. Büyüme dediğin üç tüketimden kaynaklandı. Peki üç tüketimi, şimdi sen bir şey alacaksın, paran yok, ne yapman lazım? Borçlanıyorsun. Nereden borçlandık? Yabancılardan, yurt dışından. Bu ne demek? İşte o cari açık birikmiş geliyor sana, yabancılara borç. 450 milyar dolar bizim borcumuz oluştu. Şimdi bizim bir yıl içerisinde, bakın, 180 milyar dolar para bulmamız gerekiyor. Bir yıl içerisinde ödeyeceğimiz borçlar. Bununla da kalmıyoruz. Bir de 60 milyar dolar bir senelik cari açığımız var, o da borç. 240 milyar dolar para bulacaksın. Sen ne yapıyorsun? Ey Amerika, ey Avrupa. Ya sen bunlardan başka sana borç verecek kimse yok. Sen istediğin kadar bağır, gidip kapısının önüne diz çöktürecekler sana. Şimdi gitmişler Çin'den 3,5 milyar dolar kredi bulmuşlar. Çin'den kredi. Ya 3,5 milyar dolar bu ülkenin dişinin kovuğuna yetmez. Bir yıl içinde ihtiyacın olan 240 milyar dolar. Eğer senin ülkene güveniyorsalar. Ya Türkiye'de iyi işler gidiyor deyip de emeklilik fonları, uluslararası yatırım fonları, Londra'daki fonlar, seni fonlarsa işlerin iyi gidiyor. Şimdi ne geldi? Türkiye ekonomisinin önünde hiç kimse görmüyor. Faiz yükseltirsen gelirim diyor.
Normalde diyelim ki dolar faizi %2, TL faizi %20. Tefeci faizi ödüyorsun, hala gelmiyorlar. Bu ne demek? Bir süre sonra sana döviz akışı kesilecek. Peki döviz akışı kesilirse ne olur? Petrolü ithal ediyorsun. Antibiyotiği ithal ediyorsun. Cep telefonunu ithal ediyorsun. Üretim yapabilmek için gübreyi bile ithal ediyorsun. Tarım üretim yapabilmek için. Para olmazsa, döviz olmazsa ithalat yapabilir misin? Yapamazsın. Peki bu durumda ne demektir? Dövizin yok, ithal edemiyorsun, ülke ekonomisi çökmüş. Bu iflas demektir. Peki iflas etmiş bir ülkeyi kim kurtarır? Dünyada bir tane adres var. Üç harfli. Melih Gökçek belki bu üç harfli diye. Aman aman. Onunla da IMF. Evet. Tamam. Yıllar yılı biz IMF'e borç verdik. IMF şimdi görüyoruz. IMF'in kapısına bir de paldır küldür gidiyoruz. Eskiden gittiğimizde 30-40 milyar dolar isterdik. Şimdi onun 5-6 katına. Şu IMF'e borç verdik hikayesi nedir ya aslında? Ya IMF'e falan borç verilmedi ya. Allah yani yazık günah. Anlatın onu. Ya insanlar bilmiyor ya. Fıkra IMF falan yani. IMF kendi açıklama yaptı. Borç vermedik diyorlar. Şimdi IMF'ten 2001 yılında borç alındı. Bir istikrar programı yapıldı. Zaten o istikrar programı biraz da bir şeydi. Ağır da bir programdı. 2002-2010 yılında AKP'nin o altın yılları o istikrar programına dayanıyor. Çünkü orada halka acı reçete içirildi. Bunlar geldiler 2002-2009 arasında bunun sefasını sürdüler. 2009 yılında bu ülke krize girdi hatırlayın. O krizden kurtulmaların yolu da dünyada para bastılar. Yani Amerika'da ekonomisi de durgunluğa girince 4 trilyon dolar para basıldı. Ondan biz de payımızı aldık, bugünlere kadar getirdik. Şimdi IMF öyle bir gidiyoruz ki 2001 krizi gibi gitmiyoruz. Paldır küldür büyük bir ihtiyaçla gidiyoruz. Bunu gören Amerika ne yaptı? Rahip Bronson krizi var. Evet. Rahip Bronson krizinde Senato'dan geçen karar ne diyor? Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önüne geçeceğiz. Uluslararası finans kuruluşu kaç tane var temelde? IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası. Amerika görüyor Türkiye'nin IMF'e gittiğini 7 ay sonra, 8 ay sonra götürebilirse yerel seçimden sonra buradan sana kredi vermeyeceğim diyor. Ta orayı görmüş Amerika bunu hesaplıyor. Bu da diyor ki Siyonistler bana oyun oynuyor. Ya sen kendi kendine oynuyor. Hayır bakın. Ya da diyor ki Rusya ile yakınlaşmamızı çekemiyorlar diyor. 2013 yılında dünyanın kulaklarından nakit fışkırırken aldım parayı işte istikrar içinde Türkiye büyüsün bilmem ne yapsın falan ama yeterli bir bilgi birikimin olmadığı için. Kültürel birikimin halkı kandırmak amacıyla bunu borcu yedin seçimleri de çaldın bugüne geldin artık deniz bitti. Şimdi herkes diyor ya Türkiye'de rejim değişti bilmem ne oldu evet. Türkiye'de rejimi değiştirmek için her şeyi yapıyorlar. Rejimimiz çok büyük bir zarar gördü. Ama bunlar da işin sonuna geldi. Yani böyle bir ekonomik tablo bakın eğer bir milleti besleyemiyorsanız bütün diktatörlere bakın ya halkını besleyecek Brunei Sultanı gibi petrol gibi kaynakları vardır ya da belirli bir süre baskıyla bastırırlar ya demokratik olarak bunun üzerinden gelir ya da büyük bir sosyal kaos çıkar ve işte iş çatışmalar gibi ama hiçbir diktatör gün yüzü görmemiştir. Şimdi bu işin AKP sonuna geldi. Tayyip Bey bunu çok iyi gördüğü için. Ne yapıyor? Erken seçim yaptı. Yani Devlet Bahçeli'nin dümenden açıklaması. O Ağustos dedi bu bir anda Haziran'a bir ayda baskın seçimle iradeyi çaldılar. Bir sene erkene çektiğine bir sene sonra yine geldi. Şimdi seçimde niye bu kadar öfkelendiler? CHP'ye bu kadar hakaret, CHP'nin içi karışsın diye bu kadar uğraşıyorlar. Çünkü onların hesabı şuydu. HDP baraj altında kalacak. HDP baraj altında kalırsa AKP-MHP koalisyonu 400 milletvekilini geçecek. 400 milletvekilini geçerse anayasayı değiştirme şansı olacak. Çünkü yerel seçimi erken almanın tek yolu anayasayı değiştirmek. HDP barajı geçince bu planları bozuldu ve delirdiler. Şimdi bütün güçleriyle Mart'ta yapılacak seçimi Kasım'a almaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü bu ekonomiyi Mart'a kadar taşıyamazlar. Mart'a kadar taşımak şu demek. Şimdi binanın 15. katından düşeceklerdi. Mart'a götürürseler 25. katından düşecekler. Bütün hesapları bu yüzden ve bunu da taşıyamıyorlar. İşte taşıyamadıklarını nerede gördük? Doğalgaza %50 zam yaptılar. Niye? Çünkü BOTAŞ batıyor. BOTAŞ batıyor. Kur bu kadar yükselmiş. Doğalgazı pahalıya alıyor. Zaten BOTAŞ yolsuzluklarla gırtlağına kadar da boğulmuş ve zararda bir şirket. Dayanamadılar. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir zam yapıldı. Bakın %50 zam. Evet %50. Yani dünyanın bu koşullarında hani %150 enflasyon yok Türkiye'de. %50 zam yapıyorsanız bitmişsiniz demektir siz. Şimdi bu ne demek? İğneden ipliğe her şeye zam gelecek demek. Peki bu zammı karşılayacak geliri vatandaşa verebilir misin? Verirsen tekrar enflasyon sarmalına gireceksin. Aynı şey. Bu sefer bunu... Kısır döngü. Neyse ben çok böyle kesinsiz peki konuşunca... şimdi
Sayın Sakın, Sak Hoca'nın, Güven Sak Hoca'nın. Anlaşılıyor mu anlattıklarım? Mesela... Çok, yani ben anlıyorum şimdi. Ekonomik terimlerle anlatılınca anlamıyorum açıkçası ama böyle vatandaşın, işte bu Amerika'nın yaptırımları ne anlama gelecek? Bu dolardaki artış bizim cebimize yansır mı, yansımaz mı? Bunu bu arada çok iyi o şekilde Amerika'daki izah ettiniz. Güven Sak Hoca'nın bir vurgusunu daha söyleyeyim. Şimdi bizim bir tane Halk Bankası davamız var, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, Zarraf davası dolayısıyla. Bu Zarraf denen hırsız, soytarı Türkiye Cumhuriyeti ve halkımızın başını büyük bir belaya soktu. Buradan bir nakdi ceza gelecek. Şimdi birincisi bu Halk Bank'ta sınırlı kalmayabilir. Çünkü 5-6 büyük bankanın daha bu işlemlerde adı geçiyor. Hatta onların hisse senetleri düşüyor. Halk Bank'a büyük bir nakdi ceza. Bu bankalara yayılmış başka bir işlem. Bir de bunun üstüne Allah göstermesin. Eğer bir müeyyide gelirse, yani bizim döviz işlemlerimiz, Swift işlemlerimiz sınırlandırılır veya yavaşlatılırsa Allah o zaman memleketimize sabır versin. Niye olduğunu düşünelim. İşte iki tane bakan açgözlülüğü, çikolata kutuları, ayakkabı kasaları bilmem ne. Bir tane İranlı soytarı, yani toplamda 3-5 milyar dolar rüşvet yenilecek diye Türkiye Cumhuriyeti'nin başı büyük bir belada ve daha kötü olan şu. Büyük ihtimalle Amerikalılar milli çıkarlarımız uğruna bunu pazarlık unsuru kullanıyordur. Milli çıkarlarımızda neyi kastediyorum? Suriye, çok daha yürek yaracısı olan Kıbrıs, yürek Kıbrıs yakıcı bir şeydir. Önemli. Ve İran ambargo ve savaş. Ya bir tane İranlı soytarıdan rüşvet alacaksınız diye bu ülkenin milli çıkarları bu hale getirilir mi? Ne güzel getirilir anlatıyorsunuz. Mi? Yani anlayacağımız şekilde ne anlama geliyor? Sarraf'ın orada yargılanması, Halk Bankası vesaire. Şimdi bankalar demişken... Yine yanlış hatırlamıyorsam ya 8 ya 12 bankayla, Türk Bankası ile ilgili bu yurt dışı derecelendirme kuruluşlarından ciddi anlamda uyarı gelmişti. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu Fitch, Standard & Poor's gibi kurumlar uyarı yaptıkça bunların şöyle bir savunma mekanizması var. Diyor ki biz Müslümanız, biz diyor elhamdülillah Müslümanız, bunlar da Siyonist, bunlar bizi bitirmek için yapıyorlar. Ben de diyorum ki, bu dediğiniz haklı değil ama şu dediğiniz haklı olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olmasını istemezler. Bu her zaman böyle. Size yönelik bir şey değil ki. Bu Cumhuriyet'in kurulduğu zamandan beri böyleydi. Evet. Ama sizin göreviniz bunların tehditlerini, oyunlarını boşa çıkarmaktı. Şimdi bir tarafta iç siyasette her türlü kepazeliği yapıp, halkı aldatmak için parayı harcatıp, borçlandırıp Türkiye'yi, böyle 450 milyar dolar borç üretemeyen bir ülke haline getirdikten sonra Siyonistler bize oyun oynuyor derseniz yakanıza yapışırız. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle deriz ya? Her zaman vardı bu ama sen bu ülkeyi güçsüz bıraktın. Şimdi gelelim Standard & Poor's'un bankaları üzerinde bir, bu Rıza Zarraf soytarısı üzerinden yaptığınız işlemlerle zaten müeyyide riski altındayız bankalarımız. İki, bu ülkeyi beton ekonomisine mahkum ettiniz. Bu ülkedeki bankaları, bu demin anlattım ya, yani çok şişmiş varlık fiyatlarına kredi verdettiniz. Krediler büyüttünüz, büyüttünüz. En sonunda KGF'yi bastınız. E şimdi bankada mevduat var diyelim 100 lira. Banka vermiş kredi 120 lira. Bankadan 100 lira mevduat varsa 80-90 lira kredi verir. Arada bir marş tutardı. Şimdi 100 lira bankada mevduat var. Toplam bütün mevduatlar için söylüyorum. 120 lira kredi ve bankaların zayıflamış. Şimdi reel sektörden kriz geldi. Banka bunu tahsil edemeyince ne yapacak? 30 tane şirketten tahsil edemezse banka batar. Batar değil mi? Evet. Adam da bunu görüyordu ki senin bankaların riski. Bütün senin banka kağıtların düşüyor. Şimdi banka kağıtların düşünce ne oluyor? Bankanın öz sermayesi eriyor. Şimdi diyelim ki banka kağıtları itibariyle senin bankanın sermayesi 100 milyon lira görünüyor. Borsan kafa üstü düştüğünde bir de sermayen eriyor. Şimdi adam bunu yazmasın mı? Bu hale sen getirmişsin. Evet. Bunu nasıl yaptın onu da bir anlatayım. Hı hı. İnsanlar bilsinler. Bu 2002-2007 döneminde her şey çok güzeldi ya. Evet. Böyle lüp 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 yiyorduk, kamu varlıkları satılıyordu. Ya işte AK Parti geldi, bereket geldi. CHP'nin ayağına bastı ya da ot bitmiyor diyorlar değil mi? Evet. Ya böyle de tekerlemeler yerleşmişti. O Cumhuriyet'te biz o varlıkları koruduk. Bunlar geldi hepsini sattılar. Döviz kurunu çok düşük tuttular. Döviz kurunu o kadar düşük tuttular ki Çin'den ithalat çok ucuz hale geldi. Hı hı. Çin'den ithal edince ne oldu? Mesela elektrik prizi fabrikam var benim. Çin'den ithalat çok ucuz olunca ne oldu? Kendi fabrikamı kapattım. Çin'den geliyor zaten daha ucuz. Gittim onunla konut yaptım. Sanayimi öldürüp inşaata geçtim. Sonuçta geldiğimiz günlerde daha işte onların yaptığı işlerin sonucunda artık üretim yok. Samanı bile ithal ediyorum. İnşaat malzememin %80'i Çin'den geliyor. İşte kendim üretirdim. Kendim üretecektim normalde.
daha iyisini üretecektim, inovatif üretecektim, yeni modeller geliştirecektim. Üretimi bitirdin, beni dış borca mahkum ettin. Siyonistler sana oyun oynuyor ya. Bu arada bu bir memleketin son dakika, başına gelmiş en büyük oyun. Aykut Bey, evet. Demin doğalgaz zamını yorumlamıştınız. Elektrikteki zam resmi gazetede yayınlanmış. Mesken'de %9, sanayi ve ticaret hanelerde %14 zam var ve zamlar yarından geçerli olacakmış. Allah elektrik faturası ödeyene sabır versin. Daha bu yalnız %9 bu işi kurtarmaz, şimdiden söyleyeyim. Öyle peyderpey yavaş yavaş zam, böyle yavaş yavaş zam sarmalına girdik artık. Şimdi zam yaptıkça enflasyon artacak. Enflasyon arttıkça zam yapacağız. Zam yaptıkça enflasyon artacak. Böyle içeri doğru dönmeye başlayacağız. Günün sonunda ne olacak biliyor musunuz? AKP'ye de, CHP'ye de, MHP'ye de oy veren dar gelirliler, çiftçilerin hepsi fakirleşirken, Türkiye'deki %1'lik kesim, ağırlıklı AKP'nin iş adamlarından oluşan kesim, bunlar bu ülkenin rantını yerken biz %99 olarak fakirleşeceğiz. Milletin adamı dedikleri adam yapacak. Daha ne kadar fakirleşeceğiz bilemiyorum. Yani bunlar açlık, iyi günlerimiz. Yoksulluk bunlar... sınırlarına bakarsanız Aykut Bey, bu ülkenin bir devlet memuru yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Bundan daha büyük bir utanç olabilir mi? Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Yoksulun artık deriyle bir deri bir kemik. Ondan bir şey alamazsın artık. Kim yoksullaşacak biliyor musun? Orta sınıf. Hep devlet memuru, hemşire, siz, ne bileyim muhasebeci. Bu orta sınıf eriyecek. Bütün faturayı bunlar ödeyecek. Çünkü yoksuldan bir şey alamazsın. Zaten bitirdin adamları. Tepeye alamıyorsun. Seni sürekli tehdit ediyorlar. 85 bin tane AKP döneminde Londra'dan ev alınmış. Londra'da ortalama bir ev 1 milyon sterlin. 85 milyar sterlinimiz Londra'daki ev almaya gitmişler. Niye? Bu ülkeden kaçıyor. Sermaye de kaçıyor. Ya 85 milyar avro büyük para. Bakın sadece Londra'da alınan evlerden bahsediyorum. Yani hayal etmek bile güç o rakamları. Şimdi bütün bu tablo karşısında MÜSİAD Başkanı'ndan çok ilginç bir açıklama geldi. Onu da kısa kısa yorumlamanızı isteyeceğim. Bir sorum daha olacak. Son 5 dakikamız bu arada. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan diyor ki Türkiye hiç olmadığı kadar cazipmiş efendim. Elinde 40 milyar doları bulunan bir grup gelse Türkiye'deki şirketlerin 1/4'ünü satın alabilir diyormuş. Şimdi birincisi İstanbul'da duyduğum bir şeyi söyleyerek hükümeti uyarayım. Şöyle bir plan varsa TÜSİAD'ın mal varlığını MÜSİAD'a, laiklerin mal varlığını da muhafazakarlara aktarma diye bir plandan bahsediyorlar. Bunu para politikaları, maliye politikaları, BDDK ve TMSF aracılığıyla yapılacağı yönünde bir sürü şey konuşuluyor. Tekrar anlatıyorum. Önemli bir şey söylüyorum. TÜSİAD'ın mal varlığının MÜSİAD'a, laiklerin mal varlığını muhafazakarlara veya kendi parti tabanlarına aktarma diye bir şeyden bahsediyorlar. Bunu da selektif politikalarla, yani işte diyelim ki bazı şeyleri vergilendiriyorlar. Onu daha çok biz tüketiyoruz. Öbür şeylere veya sosyal yardımlar üzerinden kendi şeylerine transfer ediyorlar. Yoksullarına değil veya işe alım yerleştirmeler gibi bir uygulamalar. Bir de büyük sermaye içinde TMSF'yi Cumhurbaşkanlığına bağlama operasyonun bunun bir parçası olduğunu söyler. Bunu hiç tavsiye etmem. Millet arasında böyle bir servet transferine giderseler işler daha berbat olur. Zaten bir takım yatırımcılar veya iş dünyası, iş insanları bu yüzden yurt dışına kaçtılar. Hani o demin bahsettiğim Londra'da konut alma, şirket merkezini Londra'ya taşıma. Hükümete bunu tavsiye etmem. MÜSİAD Başkanı'nın söylediği talihsiz bir açıklama. Şimdi anlıyorum MÜSİAD şeyi destekleyebilir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyebilir. Ben şunu da söyleyeyim, biz TÜSİAD'a, MÜSİAD'a aynı mesafedeyiz. Her ikisine de aynı mesafedeyiz. Her ikisinin önemini biliyoruz, her ikisinin yaptığı zararları da biliyoruz. Sistemik olarak söylüyorum ben bunu. Ama MÜSİAD Başkanı diyorsa 40 milyar dolara şirketlerin 1/4'ünü alınıyorsa bu ülke iflas etmiş demektir. Bu ülke zaten bu yüzden iflas ettiriliyor. Bütün varlıklarınızın değeri düşer, yerle yeksan ederler. Sonra yok pahasına bu ülkenin bütün varlıklarını satın alırlar. Sonra senin milletinin evlatları bunların asgari ücretli paryalar olur. Eğer gerçek bir milliyetçilik arıyorsanız, gerçek bir yurtseverlik arıyorsanız, ülkücülere sesliyorum, gerçek ülkücü arıyorsanız bu Kürt düşmanlığı değildir. Zavallı Kürtlerin düşmanı olarak bu ülkeyi milliyetçilik bununla indirgenemez. Milliyetçilik işte bu emperyalist saldırıya ve onun maskeli işbirlikçilerine karşı duymaktır. Bu ülkenin bu şekilde yabancılara peşkeş çekilmesini, ki bugün bu ülke yabancılara peşkeş çekilmiştir. Eğer yurtseverlik arayacaksak burada o milli ekonomide durarak aramalıyız. Telekom'dan tutun, bankalarınıza, havalimanlarınızdan tutun, sigorta şirketlerine, dağıtım şirketlerinden tutun, maden ve tarım şirketlerine, bütün gelir getiren kurumlarınızın en büyükleri
cep telefonu şirketleriniz dahil yabancıların eline geçmiş de gelin burada yurtseverlik yapın. Evet, evet. Ve bu yurtseverlik bizim anti-emperyalist duygularımızla birleşir. İşte Kuvayi Milliye'nin hani Atatürk'ün o altı okunda bir milliyetçilik vardır ya. İşte o milliyetçilik buradaki bir milliyetçiliktir. Evet. Yoksa etnik kimliğe dayalı düşmanlık milliyetçiliği. Sayın Erdoğdu, süremiz doldu ama çok kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi bir yerde bir yazı gördüm. İşte eğer paranız varsa ev, araba almayın, bankaya para yatırmayın, dolara yatırın deniyor. Vatandaş cebindeki parası varsa eğer ne yapsın? Bankalar riskli mi mevduat açısından? Çok kısa rica edeceğim. Çok kısa. Birinci, ticaret yapıyorsalar en güvendikleri firmalar dahi olsa uzun vadeli alacaklara, çeklere, senetlere veya kredilere güvenmesinler. Mümkün olduğu kadar nakit çalışmaya çalışsınlar. İkincisi, yeni yatırım yapmamalarına, özellikle varlık almamalarını tavsiye ediyorum. Mümkün olduğu kadar nakit kalsınlar. Onu da dağıtabilirler. Yani döviz üzerinden dağıtabilirler. Bir miktar dövizi evlerinde tutmalarını tavsiye edebiliyorum. Banka yani, için ne diyorsunuz? Ya bankaların yani demin banka üzerine konuşamam. Yasak çünkü banka hayır, üzerine. Hayır yani. Ama bir miktar dövizi evlerinde tutsunlar. Yani ailelerin ihtiyaçları kadar 10'luk 20'lik dolarlar olabilir. Bakın bu kadar sert bir uyarı yapıyorum ama bankalar üzerine konuşmam çünkü Milli Ekonomide şeyi. Şunu söylüyorum. Ellerinde varlık varsa çok varlık fiyatları düşük. Satsınlar yani. Çünkü daha da düşecek, daha kötü. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Erdoğdu. Çok açık ve seçik anlattınız. Ben anladım sanıyorum izleyicilerimiz de. İnşallah. Anlamışlardır. Allah memleketimizin başına bir şey vermesin diyeyim. Efendim, ana haberin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.